Arkası yarın. Kan Davası 1. Bölüm. Yazan Tayfun Türkili, yöneten Mehmet Köseoğlu, seslendirme Neslihan Gürgün, ses kayıt Ahmet Atalay, kurgu Halil Gültekin. Seslendirenler Hatun Tülay Duygulu, Recep Hikmet Eldek, Zeynep Ahenk Demir, Ali Doğan Aybay, Elif Binnaz Möröy, İmam Mehmet Gürhan, 1. Köylü Orhan Kemal Aydın, 2. Köylü Pekcan Türkeş, Murtaza Haluk Kesin, anlatan Osman Kaplan. Güneş dikeldi. Ben tarlaya gidiyorum hatun. Sen çocuklara iyi göz kulak ol ha. Meraklanma amadım. Dışarı salmam. Garip oğullarıyla aramız açık. Bahçelerine girip takışmasın onlarla. Çocuklara o yana salmam. Sen de geçe kalma. Gayfelere falan sakılma emi. Tamam tamam. Hadi kalın sağlıcakla. Ahmet! Ahmet'im ne oldu sana? Ahmet'im! Elim kıydılar mı sana? Ahmet'im! Vurdular beni hatun! Gördün Kur'an'ı! Garip oğullarıydı! Ne yapmışsınlar? Pusu kurmuşlar gari! Neden? Neden vurdular seni Ahmet'im? Hep aynı şey. Kan davası. Önünde sonunda olacağı buydu gari. Yaram çok. Sık dişini yedim. Biraz sık. Şimdi muhtara gider yardım isterim. Cipte seni şehre doktora götürürler. Aa başıma gelen. Faydası olmaz gari. Kurtulamam gari. Yaram ölümcül. Aman. Ahmet'im. Ay yiğidim. Ölmekten söz etme gari. Şunun şuracında ne kadar yaşadın ki? Bittim gari. Vurdu işte. Kalleşçe vurdu. Çocuklara, yavrularıma göz kulak ol. Aleme dikkat et artık. Zeynep'ime iyi bak. Ben... Ahmet! Ahmet'im cevap ver. Ölmedim de. Evimin direği cevap ver bana. Konuş koçum. Hatun de bana. Gözlerini aç. Hatunum de. Ahmet. Katiller! Ana! Anacığım! Ne oldu babama? Baba! Baba! Yavrularım. Annem. Babam. Zeynep'im. Vurdular babanızı. Caniler yaptı. Can yoldaşım. Evimin direğini. Babanızı öldürdüler. Caniler. Baba. Aniden pusuya düşürmüşler. Yazık oldu yazık. Yiğit çocuktu Ahmet. Başın sağ olsun Ali. Sağ ol Recep emmi. Baban yok gari.
Artık babanın yerini kardeşi olarak ben alacağım. Zaten amca dediğin baba yarısıdır. Sağ ol emmi, sağ ol. Baban eceliyle ölmedi Ali. Rahmetli kardeşimi kurşunladılar. Genç yaşta kurşunladılar. Onlar kurşunladı. Onlar dediğin kim emmi? Gariboğullarını bilir misin Ali? Bilmem mi emmi? Hani çok bahçeleri, davarları olan. Hah işte o namussuzlar Ali. Babanı, kardeşimi, yiğit kardeşimi onlar vurdu. O katiller, o caniler vurdu. Niçin emmi? Niçin? Sebep ne? Bu çok uzun bir hikaye oğlum. Eve giderim de anan anlatsın sana. Söyle de anlatsın sana. Ah, ah! Anlat ana, anlat. Babamı niçin vurdular? Kim bilir kaç yıllarına dayanır bu hikaye. Yedi göbek mi desem, daha fazla mı? Emme, çok eskilere dayanır gariboğullarıyla aramızdaki bu kan davası. Kan davası mı? Kan davası. Evet oğul, kan davası. O tarihlerde babanın sülalesinden biri gariboğullarından birini kız meselesi yüzünden vurmuş. Sonra da gariboğullarından biri babanın sülalesinden birini vurmuş. Bir onlardan, bir babanlardan derken bu iş sürmüş gitmiş. Ve bugünlere gelmiş oğul. Bugünlere gelmiş. Babana gelmiş. Yani anlayacağın Ali, garip oğulları babanı kan davası yüzünden vurdu. Kan davası. Emmi, son vurulanı baban bilir mi? Değil baban. Belki babanın babası bile hayatta değildi oğul. Ah, ah. Araya bir kere kan girmesin oğul. Bıhtılaşmasına bile izin vermezler gayrı. Vururlar. Genç demeden, evli demeden vururlar. Hiç suçu yoktu deseniz de babacığımın. Hiç. Sen sus kız, anlamazsın. Kız halinle karışma bu işlere bakayım. Anam doğru diyor Zeynep. Bu iş erkek işi. Bu iş öcalma işi. Eksik eteğe sükut gerek. Jandarma! Açın kapıyı! Açın kapıyı jandarma! Anneciğim, jandarma gelmiş. Korkma kızım. Ben neden geldiklerini biliyorum. Neden geldiler ana? Açın! Hatun bacı, evdeysen dışarı gel. Komutanım seni istiyor. Tamam, tamam. Geliyorum. Jandarmalar buraya babanızın ölümü için geldiler. Şimdi başefendi beni sorgulayacak. Siz hiç karışmayın, tamam? Sorulara sadece ben cevap vereceğim. Tamam mı? Tamam bacım. Hadi sen çık. Biz de arkandan geliyoruz. Buyur başefendi, geldim. Başın sağ olsun hatun bacı. Dostlar sağ olsun başefendi. Senin de başın sağ olsun Recep efendi. Ahmet efendiyi hepimiz tanır ve severdik. Yazık oldu ona. Yazık oldu ya başefendi. Elden ne gelir? Hatun bacı, söyle bakalım. Kocanı vuranlar kimler? Ben nereden bileyim başefendi? Biz hiçbir şey görmedik başefendi. Allah Allah, nasıl bilmezsiniz? Ahmet efendi vurulduğu zaman sen yanında değil miydin hatun bacı? Şahitler öyle diyor. Yanındaydı. Madem yanındaydın nasıl olur da vuranı görmezsin ha? Görmedim diyorum ya başefendi. Yengem o sıra abimi uğurlamış. İçeri giriyormuş. Sen karışma Recep. Sana sormadım. Bir daha da ben izin vermeden ağzını açma. Peki başefendi. Bak hatun bacı. Görmedim diyorsun ama inanmıyorum sana. Kocanı vuranları görmemen imkansız. Yok görmedim. Niye yalan diyeyim ki? Gördün, gördün. Hem de bal gibi gördün katili. Görmedim, görmedim. Bak hatun bacı. Sen katilleri gördün ama söylemiyorsun. Eğer katili ya da katillerin kim olduğunu söylersen ve de mahkemede şahitlik yaparsan hepsi cezasını görür. Korkma. Biz seni koruruz. Devlet korur. Hadi korkma. Söyle katilleri de kanun onların cezasını versin. Ceza dedin de başefendi. De bana. Kanun onlara ne ceza verir? Ne bileyim en azından 20 sene falan mahpus yatarlar. Peki başka? Başka mı? Başkası o işte bacı. Kocanı vuranlar 20 sene mahpus yatacaklar az mı? Başka, başka. Hürriyetleri alınıyor yerlerinden. Güneşi göremiyorlar ya. Daha ne cezasını istiyorsun hatun bacı? Geç o lafları bir kalem başefendi. Güneş dediğin ne ki?
Herhal mahpushanenin penceresinden görünür. Ama ahmadım öyle mi ya? Nara toprağın altında güneş ne ki? Karıncalar, böcekler, çıyanlar. İşte ancak onları görür ahmadım. Acını anlıyorum hatun bacı. Hadi söyle. Kimler vurdu kocanı? Bilmiyorum dedim ya başefendi. Bilmiyorum. Anladığım kadarıyla sen kocanın katillerini biliyorsun ve bize söylemek istemiyorsun. Yalnız şunu aklından çıkartma. Kanunsuz bir şey yapmaya kalkışırsanız karşınızda beni bulursunuz. Ahmet Efendi'yi iyi tanırdım. Köyün en iyi insanıydı. Mert, dürüst, yalan söylemezdi. Ama öldü. Ölen geri gelmez. Hatta onun katilleri bile ölse geri gelmez. Anlıyorsun beni değil mi? Doğru baş efendi. Ölenin geri gelmediğini herkes bilir. Çocuklar bile. Emme acı dedikleri bir şey vardır. Sen bunun ne demek olduğunu bilir misin baş efendi? Aha buramın yandığını kor ateş düşmüşçesine. Geceleri köy halkı uyurken o sıralarda gözyaşı dökmek. Sevdiğinin, kocanın hayalini düz duvarlarda görmek. Ha? Bilir misin başefendi? Ne demektir bütün bunlar bilir misin? Evet. Anlıyorum seni hatun bacı ama... Anlıyorsan mesele yok başefendi. Zamanı geldiğinde başkaları da anlasın. Onlar da içinde duysun Gorataş. Sonra da yaylalara baka baka benim gibi ağıtlar yaksınlar. Saçlarını başlarını yolsunlar. Anlasınlar ki neymiş ölüm. Bir daha soruyorum. Kocanı vuranlar kim hatun bacı? Bilmiyorum başefendi. Görmedim.